Evet Esra Hanım, Ozan Bey, tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi sizi dinleyelim. Neden buradasınız? Biz boşanmak için mahkemeye başvurduk. Hakim Bey de bizi size yani ilişki terapisine yönlendirdi. Anladım. Peki burada olmakla ilgili duygularınızı öğrenebilir miyim? Yani sorunlarımızı böyle çözebileceksek neden olmasın? Yani kesinlikle Ozan'a katılıyorum. Ayrıca bizim bir de oğlumuz var. Adı Atlas. Çok güzel ama ben yalnızca tek tek bu terapiden beklentinizi öğrenmek istiyorum. Yani benim ne kadar haklı olduğumu bir uzmandan Esra'nın duyması Esra için iyi olabilir diye düşünüyorum. Pardon Ozan, tekrarlar mısın? Ben anlayamadım da. Niye anlayamadın? Acaba tam olarak neresini anlayamadın? Haklı olan taraf ben değil miyim Esra? Ha? Bak Efe'nin söylediği o bütün yalanlar ortaya çıktı. Demek ki neymiş? Haklı olan taraf benmişim. Ozan bir saniye bak. Şiddetin hiçbir türlüsü ama hiçbir türlüsü haklı değildir. Tamam, bunun haklı bir sebebi olamaz. Ayrıca ben Efe'nin bana karşı böyle hissettiğini, böyle düşündüğünü nereden bilebilirim? Ha? Hem ne olursa olsun senin bana davranışlarını, senin bana söylediklerini haklı çıkarmaz. Sen doktor bir şey anlatsana. Senin doğum gününde o kadar hazırlanmışken sen herkesin içinde beni nasıl rezil ettin onu bir anlatsana. Lütfen anlatır mısın? Yok ben şeyi anlatayım. O düğünde sen nasıl beni dinlemeyip Efe'nin yanında kalıp beni bıraktığını anlatayım. Ha? Eğer bak, eğer biri harcandıysa mesela, biri harcandıysa orada harcanan bendim, sen değil. Ozan! Ben harcandım. Ozan, sen Efe'yi tuttun, böyle kafayı geçirdin. Ondan sonra çocuğun burnu kanamaya başladı. Ben ne yapabilirdim? Ne yapabilirdim? Dinle dinlemesi. Ben yine senin böyle garip garip kıskançlık yaptığını düşündüm. Yahu kıskandım. Kıskandım ama o anlamda kıskanmadım ki. Bir dinlemedin beni. Bir dinlesen anlayacaktın. Ne yapayım ya? Kabul et ha. Kabul et. Aa, haklıyım ben. Kabul et, kurtul. Tamam Ozan, sen haklısın, tamam mı? Her zaman en mağdur sensin. Her zaman en haklı sensin. Oldu mu? Oldu. İyi, güzel. Güzel, iyi. Güzel. İkiniz de ilişki içerisinde haklı olma konusuna özellikle takılmışsınız. Ama bir de şöyle düşünmek lazım. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Çünkü bazen haklılık mutluluk getirmiyor. Böyle işte doktor bey. Şimdi de burada karşınızdayız. Anladığım kadarıyla ilişkideki bazı aşamaları siz hiç yaşamamışsınız. Acaba genç yaşta evlenip manevi olarak ve maddi açıdan büyük sorumlulukların altına girmiş olabilir misiniz? Yani. Olabilir. Peki bana yapmaktan hoşlandığınız, birlikte yapmaktan hoşlandığınız bir şey söyleyebilir misiniz? İş var. İşimiz var. Biz birlikte çalışıyoruz. Yani hem işimizi hem şirketimizi çok seviyoruz. Hem birlikte çalışırken de çok uyumluyuzdur. Yalnız ben iş dışında bir şeyden bahsetmiştim. Atlas var. Atlas mı? Atlas var. Yani biz iyi bir aileyiz. Bir arada çok güzel vakit geçiririz. Eğleniriz. Çok iyi bir takımızdır. Çok güzel ama ben sadece sizden, yani Esra ve Ozan olarak yalnızca ikinizden bahsediyorum. Vardır. Yani? Vardır, elbet. Elbet vardır doktor bey. Aa! Bir şey söylemeyi unuttuk. Biz seninle lokantayı kapatmayı da çok seviyoruz beraber. Onu söylemeyi unuttuk ya. Olmaz Ozan, o da iş sayılır. Bizim başka bir şey bulmamız lazım. Daha doğru, daha düzgün bir şey bulmamız lazım ve bulacağız. E tamam. Mesela sen bulursun, sen düşün bul. Sen bulursun. Dans. Ne? Ozan dans var ya, ben hep tangoya gitmek istiyordum ya, sen de böyle burun kıvırıyordun. Ama hadi tangoya gidelim. Çıktım yine o sandıktan, o tango meselesi. Esra Allah aşkına tango ne ya, tango bana göre mi o? Bana bir baksana sen, bana göre bir şey. İyi tamam, bir dahaki görüşmeye gittiğimiz zaman sen dersin o zaman. Esra bir şeyler buldu ama ben kabul etmedim. Tango. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.